Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Konumuz, gündemimiz emekli maaşları. Emekli maaşlarına intibak, zam mı gelecek mi? SGK, SSK, Bağkur, intibak, zam mı gelecek mi? Hani bundan alakalı arkadaşlar, bu konu uzun zamandan beri tartışılıyor. Uzun zamandan beri görüşülüyor. Ama bu da aynı asgari ücret gibi. Aynı üst asgari ücret gibi artık bir hamle yapılaraktan düzeltilmesi gereken bir konu. Bundan dolayı arkadaşlar haber kaynaklarında, sitelerde, televizyonlarda sık sık gündeme gelmeye başladı asgari ücret gibi bu da. Konu ne arkadaşlar? İntibak zammı. İntibak zammı gelirse emeklilere 355 TL ödeme çıkacak. Yani maaşları 355 TL'de artacak. Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı, SGK, SSK, Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına 355 TL intibak zammı müjdesi geldi mi gerçekten de? Bu her yerde konuşuluyor ama %100 oldu diye tabii ki bir şey yok. Bunlar teklif, bunlar kabul edilirse, yasalar kabul edilirse ne olmuş olacak? Yasalaşacak ve bu hak elde edilmiş olacak. Uzun süredir intibak zammı hakkında gelecek haberler bekleniyor arkadaşlar. Tabii ki bu konuyla alakalı birçok haber kaynağı haber yapıyor. Ama tek gerçek şu var arkadaşlar. Emekliler, 2000 öncesi emeklileri haklarının 2000 sonrası olanlardan tanınmasını istiyor. Tekrar ediyorum. Emekliler 2000 öncesi emeklilerin haklarını 2000 sonrası olanlara da tanınmasını istiyor. Yani diyor ki 2000 yılı öncesi yani 99, 98, 97 haklar neyse 2000 yılından sonra da aynı haklar olsun. Eğer talep görürse, bu teklif, bu talep kabul görürse arkadaşlar maaşlara 50 lira ile 355 TL arasında zam gelmesi muhtemel. Peki SGK, SSK, Bağkur intibak zammı ne zaman gelecek? Yani bunun gelmesi için bunun yasalaşması gerekiyor ilk başta. Yasalaştığı zaman bu inşallah yasalaşır ve bu çıkar. Asgari ücret bu. Bu gibi bazı konular da var. Bunların artık bir çözüme, bir yani sonuca ulaşması gerekiyor. Bundan dolayı bu durumu sıkı tutmaya başladılar. Hem emekli kanadını hem asgari ücretli kanadını arkadaşlar bunun bilgisini zaten siz de görüyorsunuz. Yapmak mecburiyetinde kaldıkları durumlar var. Bu sefer olacak gibi duruyor. Memur emeklileri de maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. Aynı şekilde memur emeklilerinde talepleri var. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağkurlular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memursan tarafından gündeme taşınmıştı bu konu. Tekrardan taşınacaktır. Tekrardan gündeme gelmeye devam edecektir. Çünkü bu bir maç oynanırken maçın 60. dakikasından itibaren kurallar değişiyor denilerekten. Mesela adam 15. dakikada penaltıdan gol atmış. Siz 60. dakikadan sonra penaltıyı kaldırıyorsunuz. Sizin penaltı çalınıp da beraberliği sağlama hakkınız var. Bunu elinden alınması gibi çok açık net gibi bir şey bu maalesef. Bu emeklilerin yani biz de emekli olmadık. Biz de emekli olacağız ilerleyen zamanlarda. Bunlar emekli olmayan herkesi ilgilendiren bir konu. Kamu Personel Danışma Kurulu toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse aynı unvanlı kadroya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı
Ek ödemeyle giderecek. Ek ödemeyle giderilecek arkadaşlar. Bu emekli olanlar zaten biliyorlar. Ek ödeme alıyorlar. Kimi 50 alıyor, kimi 70 alıyor, kimi 80 alıyor, kimi 100 alıyor. Artık bunu ek ödemeyi daha fazla arttıraraktan, oraya yansıtaraktan maaşı dengelemeye çalışacaklar. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleşecek. Düşük maaş sahiplerine bu 1500 gibi olanlardan bahsediyor. Veyahut da daha az alanlar var. O dullar, dul olup da eşinin aylığını alanlar. Yani bunlar maaşlar düşüyor tabii. 1200, 1300, 800, 900 buralara kadar gidenler var. Genel olaraktan da 1500 TL'ye çıkarıldı ama bazı aylıklarda, bazı çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleşen aylıklarda bu rakam hala 800, 900, 1200 bu seviyede olanlar mevcut. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor. Düzenleme çıkarsa yaklaşık 5 milyon emekli bundan faydalanacak. Talepler ne getirecek? Taban emekli aylığı asgari ücretle eşitlenirse emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2324 lira ödenecek. Yani asgari ücret neyse onu alacak emekli maaşı en düşük asgari ücret olacak şekilde ayarlanması bekleniyor. Teklifte bu şekilde. Sağlıkta ek ödemeler var. Bunlar kalkacak. Bunlar kalktıktan sonra arkadaşlar emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmaması isteniyor. Tabii bunların hepsi talep. Bunların bir de gerçekleşme ihtimali. Ya şuradan sadece şu asgari ücret kısmı gerçekleşse daha mantıklı olabilir şu an için. Ek ödeme oranı değişirse emekliler her ay net maaşının %4'ü, 4 ile 5'i yerine %8'i ile 10'u arasında para alacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin gelirinde oran %8 olursa 255, %10 olursa 382 liraya varan artışlar gerçekleşecek arkadaşlar. İntibak yapılırsa 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olacak. Tabii ki bayramın ikramiyeler falan veriyordu. Böyle düzenlemeler gitmişti. Bunu kimse beklemiyordu. Bu olmuştu yani. İki bayram önü ikramiye düzenlemesine gidilmişti. Biner şeye TL olaraktan Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliler ikramiye alıyor. Bu da olmaz edilmişti. Buna da aynı şekilde yaklaşılıyor. Ama durumlar bu sefer eskisi gibi değil, daha da farklı. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık kas sayısında meydana gelen artış oranlarında artacak. Artıyor zaten. Yine görüldüğü gibi üzere arkadaşlar emekliler emekli maaşlarına 355 TL'lik bir zam diyelim gelebilir bu intibak düzenlemesiyle. Bu görüşülüyor, uzun zamandan da beri görüşüyor. Çünkü emeklilik Türkiye'mizde, ülkemizde gerçekten de 80'li yıllarda başkaydı, 90'lı yıllarda başka, 2000'e kadar başka. Şimdi 2000'den sonra biraz daha değişik, yani 2008'den sonra bir bambaşka bir hale doğru gitti. Bundan dolayı illaki bir düzenleme, bir yapılandırma istiyor bu durum. Asgari ücret de aynı şekilde o da var. Bu ikisi gerçekten de ülkenin hem gelir gücünü, insanların gelir gücünü, evdeki tencerenin kaynamasının gücünü arttıracak hamlelerdir. İnşallah bundan uğraşan yetkililer en yakın zamanda bunlara detaylı çözümler bularaktan bunları geçirirler, onaylarlar ve vatandaş da yani bu 355 liralık asgari ücrete gelecek 350, 370 gibi rakamlar gerçekten de çok büyük rakamlar değil bana göre şu anki durumdan dolayı maalesef. Konuyla alakalı görüşleriniz, sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum ve inşallah bu yasa geçer, onaylanır ve emekliler de en azından bir nebze olsun nefes alırlar diyoruz.